Yaparız. Tamam. Bütün televizyonlara çıkabilir. Çok var. Aslında 14-15 çeşit bu. Ama şimdi... Valla her şey yapıyorlar ya. Yapıyorlar, yapıyorlar. Güzel işte bundan sonra bu. Geldi, bizdeydi de. He. Beyaz kaplumbağa var. Bak bak orada, gördün mü? Hemen sağda. Açınca çok güzel. İki tane sana, üç tane böyle. Elde çok şey yapmak. Fırına yaz bırakacağım, su. Eller yemez aslında. Açtım. Suyu altına. Ucuna verin daima. Salçalı olaydı, üstü iyiydi. Beyaz beyaz. Sattığımız satacağız, satamadığımız dondurucu yaramaz. Hadi görüşürüz. Sen verdin mi? Ben veririm. Niye? Şekil hatası var onda. Yapıştı bak. Ayşe lütfen. Bir de yapıyordu. Biraz ben. Sofra benziyormuşsun. Kim olacak? Kodan olmaz. Şöyle gel al da açın da. Bu tamamlar geçeceksin. Sanki bir... Burada bak, bir kapat. 5 dakika dolsun. Zahmet önden, ortadakilerden vereceğim. Evet, yok sandım. Yok sandım. Bir tane ıslak bez verin. Sevinçli. Böyle daha. Ne güzel olmayacak. Bildiğimiz. Biz bu pideyi köyümüzde yetişen zeytin bahçelerimizin içinde olan 8-10 çeşit otlarla, o yenilebilen otlarla onları topluyoruz, ayıklıyoruz. Onları güzel baharatlarla, zeytinyağımızla, salçamızla güzel terbiyeleyip daha sonra hamur yoğuruyoruz. Evet. Mayayla, ekşi mayalı hamurla. Onların içine koyup böyle fırına verip pişiriyoruz. Ekseri bu sonbaharla ilkbahara kadar bu aylar içerisinde hep olur. Yılda kaç ay oluyor? Yılda 3-4. 3-4 ay. Evet. Yok, yazın olmaz. Mesela şimdi bu saatten sonra bir ay sonra falan da artık zaten onlara gelin oldu deriz biz. Onlar hepsi de çiçek açmaya başlarlar, hı-hı, o otlar. Ondan sonra kullanılmaz. Ekseri serin havalarda. Şifa. Kertilce var. Ondan sonra kokarat var. Böreklik var. Ondan sonra nine mancarı var. Pırasa. Kuzu kulağı var. Kestane mancarı var. Ebe gümeç var. Bir sürü daha ismini benim hepsini hatırlayamadım şu anda. Aynen öyle. Ekim ayında biz başladık bu tür işlere ama tamamen Kasım ayında dernek odalarına başvurduk. Evet, derneğim. Kimler var? Kadınlar mı var? Kadınlarımız var, köyün kadınları. Amaç ne bu dernek kurmaktan? Amaç ilk önce tabii kadınlarımızın daha çok ürettikleri ürünleri tanıtmak, daha aktif olmaları.
Şu anlık amaçlarımız o. Üretime katkı sağlamaları. Evet, köyümüzü tanıtmak. Hı-hı. Aktif olmaları yani. Bugün burada ne pişiriyorsunuz? Şu an bugün burada mancarlı pide pişiriyoruz. Hı-hı. Hanımlarımızla birlikte. Doğal ürünler hepsinden de yani. Bütün yaptığımız ürünler aynen doğaldır. Burada ne pişiriyoruz efendim? Evet, bugün burada Çakırlı'mıza özel, hı-hı, köyümüze özel mancarlı pidemiz. Nedir bu pidenin özelliği? Pidemizin özelliği bahçeden, tarladan toplanan otlarla olan. Bu otlar kendiliğinden çıkan otlar mı? Evet, doğadan çıkan otlarla yaptığımız mancarlı pidemiz. Başka yerde buna otlu pide derler. Şifalı pide mi? Evet, şifalıdır.